Ozon terapi kliniğimizde uyguladığımız tedavilerden bir tanesi. Ozon terapinin ne olduğu ile ilgili çok fazla soru geliyor. Bugün size ozon terapinin ne olduğunu anlatacağım. Ozon terapi 3 değerlikli oksijenle yapılan bir tedavidir. Ozon, oksijen gazının 3 dairekli halidir. 3. molekülü kararsız halde bulunur ve doğada da sadece stratosferin üst tabakalarında bulunan bir gazdır. Bizim atmosferimizi korumakla mükelleftir. Ozon solunamayan bir gazdır. Zaten biz de soluyarak ozon tedavisi falan yapmıyoruz. Ozon tedavinin çeşitli uygulama yöntemleri vardır. En çok en yaygın uygulananın bizim major otohometorapi dediğimiz kan yoluyla, damardan alınan kan yoluyla yapılan tedavidir. Bunun haricinde minor ozon terapi yani kalçadan damardan alınan kanın ozonlanarak kalçadan iğne olarak yapılması şeklinde uygulamalar, rektal uygulamalar, açık yara üzerine direkt uygulamalar veya ağrılı eklemlere eklem içi enjeksiyonlar şeklinde ozon terapi uygulamaları vardır. Ozon terapi basit bir mantığa dayanır. Normalde soluduğumuz oksijen kanda çözünme kabiliyetine sahip değildir. Akciğerlerimiz onun için var. Kanda çözünebilsin oksijen diye. Biz steril disposable tek kullanımlık özel ozon şişelerine belli bir miktar kanı yaklaşık olarak 100 ila 150 cc arası kanı alırız. Tıpkı Kızılay'da kan verir gibi. Şişeye aldığımız kanın üzerine ozon jeneratöründen çektiğimiz belli dozlardaki ozon gazını enjekte ederiz ve kanla karıştırırız. Kanla karıştığı anda ozon gazı üçüncü molekülünü verir ve geriye soluduğumuz O2 kalır. Basit bir kimyasal tepkime ile kanın oksijenlenmesini artırırız. Ayrıca serbest kalan tek oksijen molekülü de kanda bir takım faydalı bileşiklerin oluşmasına sebep olur. Ozon ne yapar, ne işe yarar? Ozon bir kere bağışıklık sistemini regüle eder, dengeye oturtur, düzene oturtur. Bu etkisinden dolayı otoimmün hastalıklar dediğimiz romatizmal hastalıklar, Hashimoto hastalığı gibi durumların hepsinde ozon tedavi kullanılabiliriz. Otoimmün reaksiyonların tamamında ozon bağışıklık sistemini dengeye oturtan tedavi olarak kullanılır. Ozon aynı zamanda anti Yine romatizmal hastalıklar gibi enflamasyonla yürüyen hastalıkların hepsinde enflamasyonu normale getirmeye yarar. Ozon, pankreas bezindeki beta hücrelerin harabiyetini tamir eden diyabet hastalarının tedavisinde, insülin direncinin tedavisinde son derece etkilidir. Ve ozon, tiroid bezinin çalışmasını artıran bir tedavidir. Ayrıca ozon terapi, vücuttaki tüm hücrelerin oksijen seviyesini yükselttiği için genel manada tüm hücreler görevlerini daha iyi yapar, vücut için tam bir iyilik hali oluşur. Yani ozon terapi genel bir anti-aging tedavisidir. Ozonun uygulanamayacağı yerler var tabii ki. Eğer hasta hipertiroidi hastasıysa, hastanın kanama bozukluğu varsa ya da e, favizm dediğimiz hastalığa sahipse ozon terapi uygulanamaz. Bu hastalarda kontrendikidir. Ozon güvenli bir tedavidir. Bugüne kadar literatürde ozonla ilgili yayınlanmış olarak ölümle sonuçlanan vakaların tamamında yanlış uygulama, eğitimsiz personel ve yanlış cihaz vardır. Yani ozonun kendisinden kaynaklanan bir komplikasyon yoktur. Sadece hatalı uygulamalardan kaynaklanan komplikasyonlar vardır. Dolayısıyla iyi eğitimli, güvenli ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı bir klinikte doktor gözetiminde ozon terapi almanız gereklidir. Ozon, doğru hasta için, doğru indikasyon için son derece güzel bir tedavidir. Doğru uygulanırsa yan etkisi yoktur, şifadır. Ozon terapiden faydalanmanız dileğiyle.